shows we decided to have honorary consul in Adana mainly for business purposes. They trying to create economic opportunities. And maybe one day there will be tourism as well. I'm sure more tourism than there is at the moment. And you never know whether things end up. It's good to have honorary consul. Evet, hoş geldiniz çocuklar. Günaydın. Thank you. Well, it's very nice to be in Mersin today. I'm the ambassador of Finland, and I've been in Turkey for 2 years. Bugün burada olmak benim için çok güzel diyorlar. Mersin'de olmak, Türkiye'de 2 yıldır bulunuyorlar kendileri Finlandiya Büyükelçisi olarak. And I'm very happy to be here in Mersin this morning and to be received by Mr. Governor. Sayın Valim tarafından bugün bu sabah burada kabul edilmekten oldukça mutluyum. I have together with me Mr. Mika Mikkelson, my colleague from the embassy in Ankara. İş arkadaşım Sayın Mika Mikkelson, Büyükelçilikten bugün burada benimle beraberdi. And Mr. Nuri Çoğlu, who is our honorary consul based in Adana. Bize Sayın Fahri Konsolosumuz, Sayın Nuri Çoğlu Bey de Adana'daki Fahri Konsolosumuz, Sayın Nuri Çoğlu Bey de bugün burada bizimle beraber. And the purpose of the visit is to get to know a bit about Mersin and surroundings and what Mersin has to offer. Ziyaretimizin sebebi birazcık buralarda bulguları aramak açıkçası. Neler yapabiliriz, neler yapılabilir diye araştırmak, yerinde görmek. So later today we will visit the Mersin Chamber of Industry and also the Middle East Technical University Marine Research Center. Bugün aynı zamanda valilik dışında Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret edeceğiz ve ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü'nü de ziyaret edeceğiz. By the way, you are expected to visit Mersin University also. Oh, well, why not? Why not? Mersin Üniversitesi'ni de ziyaret etmenizi bekliyorlar dedi. Sayın Büyükelçi de neden olmasın tabii ki. And of course the harbor. Tabii ki aynı zamanda limanı da ziyaret edeceğiz. Thank you. Evet. Sayın Büyükelçimizi Mersin'de görmenin mutluluğu içerisindeyim. Kendisine ve ekibine ve Adana Mersin Hatay Fahri Konsolosunu Sayın Çoğlu'ya Mersin'imize hoş geldiniz diyorum. We are so delighted, pleased by your presence here in Mersin today. At the same time with Mika Mikkelson and our honorary consul, Sayın Nuri Çoğlu. Ve bu ziyaret vesilesiyle Finlandiya ve Türkiye arasında ve özellikle Mersin ile Finlandiya arasında bu ziyaretin güzel bir başlangıç olmasını diliyorum. Thanks for this visit. We hope that this will be a good start for us to enhance trade ties between Finland and Turkey and other cooperation possibilities. Ve Mersin adına Finlandiya'daki tüm Finlandiyalılara sevgilerimizi de sunmak istiyorum. On behalf of Mersin, please accept our love for Mersin, all Finnish people. Türkiye'nin dış ticaret, ekonomi ve tarım alanında çok önemli bir büyük şehri Mersin. Mersin is a big city in Turkey by means of agriculture, trade, and international trade. And also important city. Not only me. Bu bağlamda baktığımız zaman geçtiğimiz yıl sonu dış ticaret toplamı Mersin'de 25 milyar dolar. When we look at this aspect, the trade volume, international trade volume is $25 billion in Mersin. Ve Mersin Limanı Türkiye'nin İstanbul'dan sonra en önemli uluslararası limanı. And Mersin Port is the second important port in Turkey after Istanbul. Ve işlem olarak Türkiye'nin en büyük ikinci limanı. And the second biggest one. Bu açıdan baktığımız zaman Doğu Akdeniz'in en büyük limanı. When we look at this aspect, it's the biggest one in the East Mediterranean. Geçtiğimiz yıl sonu yaklaşık 1.6 milyon konteyner TEU işlem hacmi ve dökmekle birlikte toplam 6 milyon tonluk bir işlem hacmi gerçekleşti. At the end of last year, the trade volume was 1.6 milyon TEUs. Ve 5 milyon toplam yük hacmiyle 6 milyon tona yaklaşan bir işlem hacmi var. And 5 million of carrying goods. Dökme yük. Bulk. Ve Mersin limanındaki işlem hacmi her geçen yıl
dünya liman ticaret ortalamasının üzerinde bir ivmeyle büyüyor. And day by day it is developing, it's on the average of the by means of the world trade. Özellikle limanın işlem hacminde transshipment dediğimiz üçüncü ülkelere dönük ticaret ve mal transferi her geçen gün artarak Mersin Limanı uluslararası bir bağlantı merkezi konumuna getiriyor. When we look at by trade volume, özür dilerim. Transshipment. %18 civarında toplam işlem hacmi açısından baktığımızda Mersin Limanı'nda. It's nearly 80% when we look at the its processing capacity. Okay. Ve Orta Doğu, Irak, Kuzey Irak ve Ön Asya'nın birçok ülkesi lojistik anlamda Mersin Limanı ile ticaretini, ihracat ve ithalat gerçekleştiriyor. Middle East, Northern Iraq and most of those countries in those regions and so forth. Most of those countries in those regions are using the Mersin port. And also for some Asian countries. For example, bu bağlamda baktığımız zaman eğer Finlandiya'nın dış ticaret adına bu pazarlara açılması ve lojistik olarak bu ülkelerle ticaret yapması açısından birçok ülke gibi Mersin Limanı da tartışılmaz. Hem önemli ve stratejik bir partner hem de doğru bir adres. It's right address if you like to go to the bigger markets like Middle East as Finland, like yes. Middle East and the other countries. Asia. It's Asia and it's a strategic important partner for Finland. A strategic center also. Yes. Logistic. Bu bağlamda Türkiye'nin ilk serbest bölgesi Mersin'de kurulan ve şu anda da geçtiğimiz yıl sonunda 3.8 milyar dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştiren bir serbest bölgemiz var. We have a free zone here in the first free zone of Turkey. The first free zone of Turkey at the same time, and it has 3.8 billion dollars. End of the last year total. Also, Mersin aynı zamanda Türkiye'nin çok önemli bir tarımsal üretim merkezi. At the same time, Mersin is some of the important agricultural cities of Turkey. Sadece Mersin Türkiye'nin tarımsal üretiminin yaklaşık 8'ini üreten bir şehir. Only by itself, it produces 8% of Turkey's agriculture. Ve bu açıdan hem önemli bir üretim hem de tarımsal ürünlerin ihracat merkezi. And if we look at this aspect, it's at the same time the production city and at the same time exporting city to the other countries. Örneğin greyfurt, portakal, narenciye grubunda %40'a yakın Türkiye üretimini, limonda %70, çilek, muz ve benzeri temel ürünler hepsinde başat bir üretim cenneti, nat merkezi. It's a production heaven, he says, not production center, by means of fruits, for example, citrus, and lemon, orange, strawberries, bananas. How do you translate this back to Marcus'e? Aklınıza ve ağzınıza ne geliyorsa Mersin'de üretiliyor. Whatever comes to your mind and to your mouth, you can find it here in Mersin. It's a paradise then, yes. Well, tabii Mersin çok önemli bir yatırım ve bu anlamdaki büyük projelere de merkezlik yapan bir kent şu anda. Mersin is an investment city. Mm-hmm. When you look the whole Turkey right now, Türkiye'nin, and it has some big projects here. Türkiye'nin ilk nükleer santrali Türkiye ile Rusya arasında Akkuyu'da inşa edilecek. You know the nuclear center. Mm-hmm. Yaklaşık 20 milyar dolarlık bir dış sermaye yatırımı. $20 billion investment. Ve Türkiye'nin büyüme ivmesine eş enerji talebine çok ciddi bir katkı sağlayacak. It will support Turkey's growth rate. Her yıl ortalam. Özür dilerim. Fulfills the energy expectations, energy demand of Turkey. It's a diversification, yes. Every year at least
7% we need to for the energy LP. And compared to former increasing needs. Çukurova Uluslararası Havalimanı Tarsus ilçemizde inşa ediliyor. As you know, Çukurova International Airport is now built in Tarsus. Ve Tarsus'taki inşa edilecek havalimanı sadece bir yolcu için değil ama uluslararası ticarete konu bir lojistik hub terminali ve alanı olarak da düşünülüyor. It's not only for passengers and international passengers, but at the same time important for trade and air cargo. Ve yine Türkiye'nin çok önemli bir projesi Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne asrın projesi dediğimiz denizin 250 metre altından su ve enerji transfer edilecek bir projede Anamur ilçemizden Kıbrıs'a devam ediyor. There will be another big project in Anamur near Mersin, it's a district of Mersin at the same time, to the northern Cyprus. And there will be a line underwater. Denizin 250 metre altında borular var. 250 metre under the water. Ne seyredecek efendim? Su ve enerji. Yes, very good. Bu bağlamda Mersin kuruluşundan itibaren aynı zamanda bir liman kenti kimliğiyle çok kültürlü, çok dinli, çok dilli ve her açıdan uluslararası ilişkiler noktasında bir merkez kenttir. Mersin is an international city by means of after it was built, it has always been like multicultural, multinational and multi-regional. Şu anda Mersin'de bütün bu bileşke barış içerisinde ve huzur içerisinde yaşamakta. Dinler arası, kültürler arası herkesin Mersin'de bu buluşmanın çok keyifli bir tarafı olarak da yaşamına devam ediyor. This combination lives in peace right now in Mersin. It doesn't matter if it's multicultural or multi-regional. And they continue their lives in peace. Ve çok özel bir örnek olarak yaşamda nasıl birliktelerse mezarlıkta da Mersin mezarlığında dinler farklı da olsa yan yana insandan gömülmüş ve birlikte o mezarlıkta yer almışlar. It's a unique example because in the graveyard of Mersin you can see Christian people, Muslim people all together lying beside each other. Ve halen Mersin'de Katolik Roman Kilisesi'nden Arap Ortodoks Kilisesi'ne kadar eğer cemaat inançlarını özgürce ve rahatça yaşamakta ve bu Mersin'in bir zenginliği olarak çok açık bir şekilde var. It's the prosperity of Mersin that we have so many cultures here and at the same time you can find the Church of Arabic Orthodox Roman Katolik. Roman Catholics in the same city. Ve Mersin bütün bu ilişkilerle Türkiye'nin geleceğine ve 2023 hedeflerine doğru yürüyüşüne katkı koyan, zenginlik sunan bir kent kimliğiyle yoluna devam ediyor. So, all these relationships in brief provides Mersin to be in parallel with the 2023 objectives of Turkey. Cumhuriyet'e kuruluşu 100. yıl dönüyor. So, you know, it's the 100th anniversary. Yes. 100th anniversary. Bugünkü buluşmanın da buna zenginlik katacağını içtenlikle inanıyorum. Hopefully, I believe that your visit today will help this also. Sayın Büyükelçi'ye tekrar hoş geldiniz diyorum. Again, I want to thank you. Sayın Başkonsolosumuza tekrar hoş geldiniz diyorum. And I also want to thank you and welcome to Mr. Nuri Çomuk. Ve tekrar hem şahsi hem de ilim adına sevgilerimiz. Please accept my love and for my city. Our best wishes to Kenny. Thank you very much. I'm already impressed. What can I say? Şimdi etkilendim. Daha fazla ne söyleyebilirim? Thank you very much. Okay. Thank you. Thank you, Çomuk. Buyur. Teşekkürler. Buyurun, geç. Sayın Bayram. Buyur. Join us. Sayın Bayram. Sayın Bayram. Sayın Bayram. Teşekkür ederim. Thank you very much.
Thank you very much. And please.